Hiroşimalar olmasın Oktay Akbal, ön söz. Birinci basıma ön söz. Hiroşima, bir masal kenti değil sandığımız gibi. Yıkılmış, yeniden yapılmış bir yer. Taş taş üstünde kalmamış, insanları duman olup gitmiş. Bir anda uçmuşlar, eriyerek, toz haline gelerek, gölgeleri kalmış duvarlarda, kendileri yok olmuşlar. Masal gibi ama masal değil, gerçek, kas katı bir gerçek. Yüzyılımızın yüz karası bir gerçek. Hiroşimalar olmasın. 1945'ten beri uygar insanların, barışa gönül vermiş insanların dilinde hep bu slogan: Hiroşimalar olmasın. 1970 atom bombasının bu kente atılışının 25. yılıydı. Gittim gördüm her şeyi. İlk Türk yazarı benmişim Hiroşima'ya gelen, Hiroşima'yı anlatan öyle dediler orada. 3 gün 3 gece geçirdim bu kentte. Her anı silinmez gözlemler, izlenimlerle dolu. Dönüşte Cumhuriyet'te yazdığım gördüklerimi, duyduklarımı, bildiklerimi. Yazıyla anlatılmaz şeylerdi bunlar. Ciltlerce yazsan yine de bitmez, tükenmez acılar. O günlerde Hiroşimalar olmasın geniş yankı yarattı kamuoyunda. Atom bombasının Hiroşima'ya atılışının 30. yılıydı 1975. Törenler yapıldı, gösteriler, yürüyüşler, söylevler, yazılar, kitaplar. Hiroşimalar olmasını Cumhuriyet koleksiyonlarında bırakmak istemedim. Kitap olmaya en çok hak kazanmış yapıtımdı bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yeterli ya da yetersiz bulursunuz. Daha derinlere inilmeliydi ya da daha büyük araştırmalar gerekliydi dersiniz. Orası size kalmıştır. Ben gördüklerimi yazarken bir gazeteci, bir yazar, daha çok bir insan olarak görevimi yaptım. Bu yazı dizisini kitap halinde toplarken de insanlık adına yararlı bir iş gördüğüme inandım. Bu kitapta ayrıca Orta Asya'dan Baltık Kıyısına adlı yazı dizisini de okuyacaksınız. Sovyetler Birliği'nde geçirilen 20 günlük bir gezinin ayrıntılı öyküsü. Sovyetler Birliği konusunda birçok gezi yazısı, röportaj, inceleme okudunuz biliyorum. Nadir Nadi'den Anday'a, İlhan Selçuk'tan Toker'e, Ağaoğlu'na dek. Sovyetler Birliği eskisi gibi gizlerle dolu, kapalı bir ülke değil. Ben 1968'de Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin Taşkent'teki kongresine çağrılmıştım. Özbekistan bizlere yakın bir ülke. Bizim eski ana yurdumuz orası. Orada yaşayan insanlar da atalarımız. Taşkent'te, Semerkant'ta hiç yabancılık duymadım. Ne çevreye, ne insanlara. Sonra Moskova'da ve Leningrad'da bir hafta geçirdim. Dönüşte izlenimlerimi, gözlemlerimi Vatan Gazetesi'nde yayınladım. Sanırım çok kimse okumadı o yazıları. Aradan yıllar geçti, yeniden görmek, gözden geçirmek istedim. Baktım ki kitap halinde okura sunulmaya değer yanları var. Hiroşimalar olmasının ikinci bölümünde de onları sunuyorum size. Bir edebiyatçının gözüyle Orta Asya, kentleri, insanları, uygarlığı, bu arada Asya Afrika Yazarlar Toplantısı, sonra üçüncü bölümde Moskova ve Leningrad izlenimleri. Dördüncü bölümde de Yugoslavya'da 15 gün adlı bir röportajımı bulacaksınız. 1961'de birçok gazeteci arkadaşla Yugoslavya'ya çağrılmış, gitmiş, ülkenin birçok yerini dolaşmıştık. İşin ilginç yanı uzun yıllar sonra ilk kez bir gazeteci kurulunun Yugoslavya'ya gitmesiydi. Gezi dönüşünde Vatan Gazetesi'nde yayınlanan bu yazı dizisi Türk okuruna Yugoslavya ve Tito konusunda az çok bir aydınlık getirdi. Yazıda geçen sayılar, bilgiler 1961'in koşullarına göredir. Bunu unutmamak gerekir. Yugoslavya'da 15 günü yine de ilgiyle okuyacağınızı umuyorum. Her kitap bir savdır, bunu bilirim. Ben her kitabın çıkmasından önce düşünürüm, kuşkuları büyüterek. Değer mi derim? Bu yazıları kitap halinde okurlara, dolayısıyla gelecek kuşaklara bırakmaya değer mi? Siz ne dersiniz ben bilmem. Değer derim ben. İşte Hiroşimalar olmasın elinizde. Aradan çekilip sizi kitapla baş başa bırakıyorum. Yargı sizin. Oktay Akbal, 1976 Ocak ayı.